erkeklerde bir veya iki memenin kadın memesi şeklinde büyümesi jinekomasti olarak isimlendirilir. Büyümenin yarı sıra memede hassasiyette bulunur. Ergenlikteki çocuklarda yani 13-19 yaş arasında ve ileri yaştaki erkeklerde yani 50 yaşından büyük erkeklerde daha sık görülür. Tek veya iki taraflı olabilir. Jinekomastinin aslında gerçek nedeni tam olarak belirlenmemiştir. Ancak bununla birlikte hastalarda sıklıkla hormon dengesizliği saptanır. erişkin yaştaki erkeklerde görülen jinekomastinin nedeni araştırılmalıdır. Çeşitli ilaçlar, uyuşturucular, böbrek ve karaciğer yetmezliği jinekomastiye yol açabilir. Bazı testis tümörlerinde tek veya iki taraflı jinekomasti oluşabilir. Bazı ilaçlar jinekomastiye sebep olabilir. Bu ilaçlar arasında hormonlar, çeşitli antibiyotikler, androjen sentezini baskılayan ilaçlar, ülser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, kemoterapitik olarak kullanılan çeşitli ilaçlar, çeşitli kalp ve damar ilaçları ve çeşitli antidepresanlar, anksiyete gidiriciler ve antipsikotik ilaçlar bulunurlar. Peki jinekomasti kansere dönüşür mü diye düşünecek olursak tüm meme kanserlerinin sadece %1'inin erkeklerde görüldüğünü söylemiştim. Meme dokusunun aşırı büyümesi anlamına gelen jinekomasti de kanser dönüşümü son derece nadirdir. Jinekomastiyi nasıl tedavi etmeliyiz? Yapılan tetkiklerde herhangi bir hormon bozukluğu bulunursa öncelikle bunların düzeltilmesi gerekir. Eğer varsa karaciğer, böbrek veya testis kaynaklı hastalıklar tedavi edilmelidir. Son olarak eğer kozmetik olarak rahatsız edici bir görüntü varsa meme cildi ve meme başı korunarak aşırı büyümüş olan meme dokusu ameliyatla çıkartılır. Yani subkutan mastektomi yapılır.